Merhabalar Ayşen'in İni Oyaları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size zümrüt rengi düz yazmaya güzel bir modelin yapılışını anlatmaya çalışacağım. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretine tıklarsanız yüklediğim bütün videolardan anında haberdar olup izleyebilirsiniz. Bana destek olmak için de videoları beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı unutmayın. İplerimiz altın başak arkadaşlar. Bu da altın başak. Bu aslında yazmayla birebir aynı ama yazmamız kamerada mavi çıkıyor. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Şöyle zürafasını yaptıktan sonra arkadaşlar ikinci zürafaya başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Her bir zürafaya batarak bir sıra daha zürafa yapacağız. Modelimiz birkaç zürafa sıradan oluşuyor. Tam zürafaların ortasından zürafalarımın düğümlerini atıyorum. Bu şekilde zürafalarımızı yapıp bir sıra daha tamamlayacağız arkadaşlar. Siz isterseniz ilk önce yazmanın rengiyle de başlayabilirsiniz. Ben önce renkli kısımla başladım. Yazmanın rengini daha sonra kullanacağım. Şimdi bir sıra başa kadar zürafalarımızı yapalım. Şöyle arkadaşlar, ikinci yani zürafadan sonraki birinci sıradaki zürafamı tamamladım. İki sıra zürafa yapmış olduk. Şimdi üçüncü sıramızın zürafasını yapacağız. Bunu yazmanın ana renginden yapacağım. Şöyle zürafaya batıyorum. Hemen zürafamı bir tane düğüm atıyorum. Ve tekrardan zürafalara batarak bir sıra daha zürafa yapacağız. Tam ortalarından düğümleri atın ki zürafalarınız yuvarlak yuvarlak düzgün olsun. Şöyle zürafalarımızın ortalarından zürafalarımızı yapıyoruz. Tam ortalığından düğüm atarsanız düdür yapalarınız da sizinki de güzel olur. Şöyle şu şekilde. Bir tane daha yapayım. Bu şekilde arkadaşlar yapıp başa kadar zürafa tamamlayalım şöyle üçüncü sıramızı da yaptık arkadaşlar şimdi dördüncü sıradayız zürafayı da sayıyorum tekrar yine hardal rengi ipimi aldım ilk zürafadan başlıyorum buraya iki tane zürafa yapıyorum bir 2 İki. ikinci yap birinci baştaki yaptığım zürafaya geri dönüyorum zürafaya battım tekrar bir sonrakine zürafa yapıyorum yine tekrar zürafamı batarak geri dönüyorum tam tepesinden düğümümü attım ve boş zürafaya iniyorum şekilde ikili Kaya yaptık tekrar devam ediyorum yine iki tane zürafa yapıyoruz eğer sizinki sık olursa arkadaşlar şöyle üç tane zürafa yapın bir tane arada boş bırakabilirsiniz Ben de öyle yapacağım iki tanenin sık olacağını düşünüyorum. Normal orijinal örnekte arkadaşlar arada hiç mesafe bırakmamıştılar. Ben bir tane zürafayı arada boş bırakacağım. Yine kayamı oluşturuyorum. ve hemen boş zürafaya iniyorum. Ve yine 3 tane zürafa yaparak yine kayam oluşturacağım. Bu sırayı da bu şekilde yapıp tamamlayacağız. Sonra son kısma geçiyoruz. Bu sırayı da tamamlayıp geleyim. Arkadaşlar bu kısmını da bu şekilde yapıp tamamladık. Bu kısmı biraz önemli. Eğer sizinki marullaşıyorsa bu aradaki zürafaları biraz daha küçültmeye çalışın. Küçültün ki üstünde marullaşma olmasın. Şimdi benimkinde marullaşma olmadı ama sıralı modellerde marullaşma olur. Şöyle yani böyle bir arada ya toplanıyorsa eğer büzüşüyorsa da zürafalarınızı biraz daha büyütebilirsiniz. Bunu da söyledikten sonra şimdi iğnem alıyorum. Bir üst kısma geçiyoruz. Son kısımdayız. İlk baştakinden yine başlayalım. Şöyle hemen zürafaya batıp zürafa yapıyorum. İkinci zürafaya batıyorum. zürafamı yaptım ve bu ipe batıyorum arkadaşlar ipe batarak yine zürafa yapıyorum buraya eşit boyda şimdi üç tane pırpır yapacağız İpe battım birinci pırpırımı yaptım Hemen ikinci pırpırımı yapıyorum. İkinci pırpırımı da yaptım. i̇sterseniz iki tane de de bırakabilirsiniz. Orijinalinde üç tane vardı. Eğer çok böyle kaba sevmiyorsanız iki tane de de bırakabilirsiniz. Daha da kibar olur arkadaşlar. Şöyle üçüncü pırpırımızı da yaptık bu kalan ipimizi şimdi sık iğne ile dolduracağız buraya hemen sık iğnelerimi yapmaya başlıyorum sayalım 1 şöyle 2 3. yaptık bu dördüncü Bir tane daha yapıp 5'e tamamlayacağım. 5.i de yapıp tamamlıyorum. Bu arada bıraktım boş bir tane. Zürafa bırakmıştık arkadaşlar. Arada boş bir tane zürafa bıraktık. Zürafaya batarak hemen buraya da bir tane düğüm attım. Zürafadan sonra hemen kayadaki zürafaya geçiş yapıyorum. Hemen zürafalarımızı yapmaya başlıyorum. Tekrar ipe batarak yine zürafa yapıyorum. Şimdi buraya yine eşit boyda pırpırlarımızı yapmaya başlayalım. Kırpalamızı çok büyük tutmayalım. Çok büyük olmasınlar. Şöyle bu boyda ideal. Hemen yanına yine pırpırımı yapıyorum. Şimdi üçüncüyü yapıyorum. ediyorum arkadaşlar şimdi buraya da yine 5 tane sık iğne yapalım hepsini aynı yapalım ki oyamız simetri olsun düzgün görünsün eğer sayı saymadan yaparsanız gelişi güzel 3 2 3 neyse 4 5 güzel olmaz yani buna kaç tane yaptıysanız buna da aynısını yapın ki oyanız düzgün olsun şöyle bir tane yaptık ikinciyi yapıyorum şimdi üçüncüyü yapıyoruz dördüncüyü yaptım 5 5 tane de buna sık iğnemi yaptım tekrar hemen bu aradaki zürafaya batıyorum düğümümü attım ve hemen diğer zürafaya geçiş yapıyorum ve bu şekilde arkadaşlar üst kısmı da devam ediyor. Ben şimdi bütün sıramı yapıp tamamlayayım. Sonra son halinde görüşmek üzere diyelim. Arkadaşlar ben modelimi yapıp tamamladım. Son hali böyle olacak. Şimdiden denemek isteyen arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.